Bakın dedim, Ocak ayının 15'inde, Aralık ayının sonunda Sayın Baykal eşiyle birlikte Sayın Başbakan'ı geçmiş olsun ziyaretinde bulunuyor. Ve orada da rica ediyor. Diyor ki, böyle böyle haber alın annesi hasta, ağır hasta, annesini bir ziyaret etmek istiyor. Şu andaki mevcut yasalar buna müsait değil. Bununla ilgili bir el atar mısınız? Sayın Başbakan da haklısınız diyor. Çünkü bir insani durum buradaki iş. Bir mahkum, tutuklu, annesini gidip göremezse, annenin de tutuk evine gidip ziyaret etme imkanı yoksa yapılması gereken önemli şey. Bizim gerçi MYK'da infaz toplandı. sistemimizde şimdiye kadar hiç böyle düşünülmemiş yani bir insani boyut. MYK'da bunu konuştuk. Derhal hazırlansın dedik. Ve bu hazırlıkla birlikte biz tasarıyı, teklifi komisyonun 16 Ocak tarihinde genel kurulu indirdik. Hatta 16 Ocak tarihinde 48 saat görüşmek üzere gündemin en ön sıralarını aldık. Neden görüşülmedi? İstemedi CHP. Nasıl istemedi? Şimdi görüşmeyelim dedi. Kurultayımız var bizim dedi. Açıkça söylüyorum. Kurultayımız var. Kurultaydan önce bunu konuşmayalım dedi. Niye dediğimizde şu kurultay bitsin dediler. Ama cenazede sizi suçladılar. Haber al annesini göremedi. İşte AKP'nin vicdansızlığı diye beyanatlar verdiler. Bakın samimiyetimle söylüyorum. Ondan hiç şüphemiz bugün yok. Bazı şeyleri artık bugünlerde söylemek önemli. Bugün Cuma mübarek gün. Bu günün hürmetine diyorum. Hiçbir hilaf yoktur. Şu söylediğimde. Kurultaya kadar bunu görüşmeyelim dediler. BDP istemiyordu zaten. BDP kavga çıkaracağız dedi. Hatta bir grup başkan vekiliyle konuştum. 8 Mart tarihinde. Dedi ki bunu çıkaralım mı dedi. Artık rezerviniz kalktı mı dedim. Evet dedi. CHP grup başkan Evet. vekili miydi? Rezerviniz kalktı mı dedim. Evet dedi. Ama dedim şimdi yanlış yaptınız. İş tüzükte kürsüyü işgal ettiniz. Başkalarına da kürsü işgalinin yolunu açtınız. Yapamazlar püskürtürüz dedi. E biz sizi püskürtmedik. Senin için hak da başkası için yasak mı? İkisi için de yasak olması lazım. Haklısın dedi. Ne yapacağız dedi. Tamam önümüzdeki hafta salı günü. 8 Mart Perşembe Dünya Kadınlar Günü. Yani 11-12 Mart tarihlerinde herhalde. Salı gününden itibaren biz bu yasayı görüşeceğiz. Evet. Ama maalesef 444 ile ilgili 11 Mart'ta 11 Mart pazar günü işte 12 Mart pazartesi 12 13 Mart'ta başlayacağız. 11 Mart'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nin Milli Eğitim Komisyonu'nu çalıştırmamak üzere kavga çıkarmak üzere 96 milletvekiliyle AK Partili komisyon üyeleri dahil 70 milletvekilini yaptıkları baskı sonucunda ortaya çıkan nahoş hadiselerin sonucunda görüşülmez oldu. Sonra bakın yine enteresan bir şey. 444 bitti. Ben nöbetçiyim. Nöbetçi grup başkan vekiline gidiyorum. AK İktidar Partisi grup başkan vekili yerinden kalkıyor. Cumhuriyet Halk Partisi grup başkan vekilinin önüne giriyor. Sayın Başkan diyor şu konuyu deyince benden konuşma diyor. Ben sana küsüm diyor. Diyorum bak bir şeyi konuşacağım. Ben seni hiç dinlemeyeceğim diyor. Hangisi? Yani isim İsim vermek önemli değil. Bilir şimdi kendisi. Ben sana küsüm benden konuşma diyor. Siyasette o Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmasında ben bir yasa teklifiyle muhalefetle istişare ediyorum. Dayatmıyorum. Diyorum ki şu yasayı görüşelim diyorum. Ben sana küsüm benden konuşma diyor. Ben de sen bilirsin kardeşim diyorum. Aynen bu ifade.